24 Mayıs, 30 Mayıs. Değerli akrep burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve yolundadır. Güzellikler olsun, aşk da olsun, para olsun, her şey olsun size. Herkese olsun, tek size değil. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Günlük yorumlarımız, günlük orada haberlerimiz var. Kaçırmamanız gerekiyor. Bazen hafta sonları canlı yayın yapıyorum. Her cuma 22'de Instagram'da canlı yayın yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Orada tek soru tak cevap kendi tarotlarımla yapıyorum. Canlı canlı yapıyorum. Aman kaçırmayın. Değerli akrepler, bu hafta dışa dönük ruhunuz, enerjiniz oldukça düşük. Normalin dışında içine kapanık bir görünüm sergileyebilirsiniz. Küçük ödüllendirme, kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz, enerjinizi yükseltmek için. Aslında çok güzel yeni fırsatlar var. Kapınızda istediğiniz yükselişler var. Özellikle işinizle alakalı kafanızda kurduğunuz sistem yavaş yavaş oturacak. Sadece sizin artık bu enerjiye ait olmadığınız, yorgun bir hafta geçireceğiniz için sanki işte neyi elime atsam kuruyan bir noktada ve artık para evremde de daralmalar var ve nefes alamıyorum. Bütün fırsatları kaçırdım korkunuz olabilir. Hayır, aslında bu hafta yani 30 Mayıs'a kadar ve 4 Haziran'a kadar çok güzel fırsatlar yakacaksınız ve bu fırsatlar işinizle alakalı yükselmenize, yeni anlaşmaları, yeni noktaları en iyi şekilde toparlayacağınız bir hafta. Ama sizin o kadar modunuz bozuk ki bir telefon çağırsa ne oldu, işten mi kovulacağım ya da iş hakkımı vermeyecek mi, aileyle sorunlar mı yaşayacağım diye bir endişe haftanız var. Güzel güzel derin derin nefes alalım, derin derin yürüyüşler yapalım, enerjimizi yükseltin, hatta çikolatanızı tatlınızı yiyin, keyfiniz çıkartın. Çünkü moraliniz bozuldukça bence gizli şekeriniz var, bu ara her şeye alıngan yönünüz var, bunları düzeltelim diyorum. Evet, aşık olmak isteyen akrepler, ben uzun süredir sevilmedim, sahiplenmedim, kimse beni görmüyor diyen akrepleri, güzel güzel iletişimler, güzel güzel geçmişe dönük haberler, hatta yeni tanışacağınız insanlar güzellikler getirecek. Biraz şımarın, buna ihtiyacınız var. Parasal konuda beklenmedik bir ödeme ya da unuttuğunuz bir ödeme canınızı sıkabilir. O yüzden neyi eksikse bir an önce kontrol edin, canınızı şimdiden sıkmasın diyorum. Kendi işini yapan akrep burçlarında biraz maddi krizlerin devam edeceği, parasal anlamda zorlanacağız. Hatta kredi başvuru, borç alma gibi konularla ilgili büyük bir mücadele verip güzel bir paranın hayatınıza geçiş yapacağı ama büyük bir mücadele vermeniz lazım. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız ya da küçük bir kurumsalda çalışıyorsanız işinizle alakalı noktalarda pürüz yok. Sizin kendi içinizde yarattığınız pürüzler alanınızı diken diken ediyor. Aslında bir sıkıntı yok. Kendiniz mutsuzsunuz. Ve bu yüzden içe dönük ruhunuz, dışa kapanma ruhunuz, insanların yalan söylediği, riyakar olduğu, karmaşık bir karakteri yaşamak istemiyorum dediğiniz bir hafta. Şöyle söyleyeceğim. Cuma günü itibariyle enerjiniz yerine gelecek. Aileyle ya da kendi ruhunuzu iyileştireceğiniz yeni planlar, kendinizi tamamlamak istediğiniz fırsatlar size artık kazanç sağlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ev taşınması, toprak taşınması, araç satılması gibi konular gündemde ve bu konularla ilgili doğru yerleri, doğru yatırımları bulup güzel fırsatlar değerlendireceksiniz. Uzun süredir iş probleminiz varsa, işsizseniz Mayıs, Haziran 17-18 bu fırsatlarınız için çok doğru bir süreç olacak ve burada neye başvuracaksınız aydınlığa kavuşacak. Üniversitede lise sınavına hazırlanan evladınız ya da siz hazırlanıyorsanız güzel başarı elde edeceksiniz. Korkmanıza gerek yok. Özellikle sağlık sektöründe çalışan bazı akrep burçlarında yer taşınması, yer değişmesi, belediyede de çalışıyorsanız, maliyede de çalışıyorsanız bazı fırsatlar, lojman hakkınız ya da askeriyede bu tarz evle ilgili size verilecek güzel bir evrak var. Bu da sizi mutlu edecek, keyifli kılacak. Hiç endişe etmenize gerek yok değerli akrep burçlarım. Ailenizle alakalı özellikle uzun süredir sağlık problemi olan birinin sağlığı daha ciddi bir sonuç alabilir. Bununla ilgili hastanede koşturabiliriz. Özellikle hala, amca dediğimiz soyda bir rahatsızlık fazlasıyla sıkıntı veriyor. Bir de miras konularımızla ilgili haksızlığa uğrayabilir. Aileden kaynaklı sorunlar sizi sıkıntıya sokabilir. Dikkat diyorum. İş mahkemenizle alakalı bazı sorunlar, pürüzler çıkabilir. Avukatınız bu konularla ilgilenmesi lazım. Yoksa sıkıntı yaratacak diyorum. İhmal etmeyin. Değerli akrep burçları, ortaklı bir işte kazık yiyebilirsiniz ya da ortaklı bir işe giriyorsanız şu an acele etmeyin. Biraz daha bekleyin. Şu an girerseniz kazık yiyeceksiniz. Hiç gerek yok diyorum. Uzun süredir
Eğer unuttuğunuz bir sürpriz bir para hesabınıza gelecek, bu size iyi gelecek ve mutlu edecek olarak görüyorum. Ayakkabı, yeni ayakkabı almak ya da çorap ya da pantolon, yeni kıyafetler kafanız var değerli akrep burçları. Bu ara alışverişe sarabilir, gereksiz paralar size girebilir. O yüzden dikkat edin, sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun.